Voleyden herkese selamlar. Çekirdekçi Tayfa Kupa Özel final günüyle karşınızda. Bugün programı ben açtım. Yağız'ı bugün biraz ben kapatacağım abi. Konuk. Evet. Seni bugün konuk formatında dahil ettik. Evet, teşekkür ederim. Biraz dinlendirelim. Çok moderasyon yaptın. Sen dün gece de moderasyonduk. Zaten moderasyonduk yalnız. 2 metre ilerideki masada uzun uzadıya konuştuk. Tabii. Şöyle hızlıca hem segmentlerimizi konuşalım hem de final maçını konuşalım. TCL'le günün takımı bir segmentimiz biliyorsun. Turnuva boyunca yaptık. Sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Devam da edeceğiz. Hırvatistan dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamladı. Kısaca Hırvatistan senin ağzında nasıl bir tat bıraktı bu turnuvada? Vallahi aslında iyi başlamadılar. Ama sonra yükselen ve istikrarlı bir performansları oldu. Özellikle bizim dün programda da üstünde sıkça durduğumuz bir isim vardı ki o da turnuvanın ardından büyük ihtimalle transfer yapacak. Gvardiol. Onun dışında Modric'in inanılmaz bir performansı vardı. Artık yani izledikçe Modric'i böyle futbolda çok oyuncu da bunu bugüne kadar konuştuk ama yaş noktasında çok önemli bir şey olmadığını, sadece sayıdan ibaret olduğunu tabii. Her izlediğimizde Modric'i bunu bize gösterdi. Hırvatistan iyiydi. Yani ben birazcık da şey açısından baktım. Şimdi bizim rakiplerimizden biri, karşılaşacağız yakın süre içinde de. Büyük ihtimalle de Bursa'da olacak o maç. Bu turnuvada da bence çok estetik, yani bu maça kadar çok estetik bir oyun oynamadılar. Evet. Ama bize de öyle bir şey vaat etmiyorlar sonuçta. Futbol kazanmak için oynanıyor bir yerde. Bu gerçekliği de kabul etmemiz lazım. İlk goldeki organizasyon çok tatlıydı. İkinci goldeki gol değil mi? Üstünden atladı, verdi, kafayla indirdi. İkinci golde muhteşem bir yetenek. Orsic'in vuruşu. Topun gelişini muazzam çevirdi. O da geç parlayanlar, oyunculardan bir tanesi. Turnuvanın genelinin aksine bu maçta izlemesi daha keyifli bir Hırvatistan vardı. Ama dediğim gibi ben keyif almıyorum diye Hırvatistan'ın oyununu yanlış diyemem. Çünkü oyunun belli başlı gerçekleri var. İki turnuva, son iki turnuva iki tane madalyaları var Dünya Kupası'nda. Takdir edip saygı duymaktan başka bir çaremiz yok Hırvatistan. Takım yaşlandı. Yani sayarız bugün takımı. Say desen sayarız yani. Niye? Bu da çok aşina Çinekol, olduk artık. Aynen. Yani o yüzden bizim yani bir sonraki Dünya Kupası öncesinde ben sana bir soru sorayım ya da Avrupa Şampiyonası öncesinde ciddi bir değişim bekliyor musun takımda? Çünkü takıma bakalım direkt isimlerden. Çok beklemiyorum açıkçası. Evet ilk akla Modric'ler, Perisic'ler ama mesela Vida, Kovacic, Brozovic. Lovren. Ya Vida zaten şu anda geride. Aynen. Çünkü Gvardiol teknik var orada. Şu an. Modric dışında çok büyük eksileceklerini düşünmüyorum. Brozovic devam edecek. Kovacic devam edecek. Bu arada Modric de elemelerde devam edebilir. Dün açıklama yapmadı. Ben de seninle aynı fikirdeyim şu an. Bekledik ya, biz bayağı. Evet, bir sonraki Dünya Kupası'nda ya da Avrupa Şampiyonası'nda sonraki yokum demedi. Dünya Kupası'nda belki yoktur. Yani doğru 40 yaşında olmayabilir. Belli ama olmaz. 2024 ya da işte bizim rakibimiz olacak kadroda olabilir. Şeyin bu açıkçası Hırvatistan. Bu arada istese 40'a kadar da oynar. Fiziki yapısı falan da ona çok müsait. Oynasın o zaman. Oynayabilir yani. Keyif. Tabii izlemek güzel olur. Finale geçelim mi o zaman? O zaman final yapalım. Final beklediğimiz, birçok kişinin beklediği diyelim. Final bugün geldi çattı. Fransa ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Şimdi maç öncesinde tabii en çok merak edilen soru birçok anlamda. Grip olan 6 ismin hangileri oynayacak? Ben hemen sana kısa bir bilgi vereyim. Upamecano ve Konate hala dün şeydi. Çok böyle amiyane tabir. Hala salya sümük otelde sıkıntılı durumdalar. L'Equipe'in haberi hemen kaynağı da verelim. Varane iyileşmiş. Tamam. Zıpkın gibi. Sabah kahvaltısını yapacak. Maça hazır. 10 numara bir performans vermeye hazır şu an. Ama burada nasıl bir değişim olur? Acaba bakıyorsun şimdi baktığım vakit burada Kunde bir stoper, bek oynattılar. Ortada Varan. Şimdi burada Upamecano'nun oynamadığı bir düzende nasıl bir değişiklik bekliyorsun? Şimdi acaba sağ power'a atıp stopere Kunde'yi mi çeker yoksa farklı olabilir. Bir şey var mı aklında? Upamecano'nun alternatifi de Kanute'ydi. O da, o da yok. Yok diyorsun. Yani yok demiyorum da. Yok demiyoruz ama riskli durumu var. Evet. Burada Saliba iyi bir alternatif. Şu ana kadar görmemiş olsak da Arsenal'la iyi bir sezon geçiriyor. Dediğin gibi Pavar'ı atıp kenara Kunde'yi de stoperde değerlendirebilir. Ya da son dakika işte iğnelerle, serumlarla sahaya çıkabilirler. Tabii aslında Fransa'nın şeyi sıkıntısı sadece bu maçtan önce başlamadı. Tabii. Turnuva başlarken tabii. Pogba ve Kante dışarıda. Tam turnuva başlayacak Nkunku dışarıda kaldı.
Benzema dışarıda kaldı. Lucas Hernandez ilk maçta. Lucas Hernandez'i ilk maçta kaybettiler. Şimdi de arada bir Rabiot da bir gitti geldi. O sanırım son durumu daha iyi onun oynayabilecek durumda. İyileşti. Yani dün 3 isim şüpheli tamam, diyordu ki Varane iyileşti. Upamecano, Konate bunlar hala belirsiz diyorlardı ama bence çok bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Fransa yani. Tüm bu eksiklere rağmen hatırla hiçbir maçta acaba eleniyor muyuzu hissetmedi. Ama normal bu ya, kadro olduktan oyuncu sonra. Kalitesi çok iyi. Tabii, özellikle tabii. Orta sahada hani Choumani, Rabiot ve Griezmann ki Griezmann bir orta sahaya dönüştü resmen. Santrafor'dan orta sahada muazzam bir iş yapıyor. Bunu çok iyi yaptı. Fransa kısmından giriş yapayım. Oradan Arjantin'le devam edelim. Şimdi bu Fransa takımı sadece Mbappe'ye bağlı bir takım değil. Bence Arjantin'den bir adım önde olmalarını sağlayan durum bu. Bir akış var takımda ve bu akış Mbappe'yi durdurduğunuz zaman kesilen bir akış değil. Ki bunu İngiltere maçında gördük. İngiltere Mbappe'yi çok iyi durdurdu. Hı hı. Ama ne oldu? Theo bir yerden geliyor. Griezmann muhteşem yönetiyor. Hiçbir şey olmasa bile Choumani gelip şeyden cezalan dışı şutu yapıyor. Doğal olarak bu çok önemli. Mbappe'yi durdurduğunuz zaman akış kesilmiyor. Hani üretim bandı üretmeye devam ediyor. Ürün çıkmaya devam ediyor. Fransa'nın psikolojik olarak da Arjantin'den daha önde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kimse Fransa kadrosundan bir oyuncuya hadi bize Dünya Kupası'nı kazandır demiyor. Yani mesela Mbappe'nin üzerinde böyle bir baskı yok. İki, ekonomik olarak çok zor durumda olan Fransa halkı bütün mutluluk umudunu bir oyuncuya ve Dünya Kupası'na bağlamış durumda da değil. Evet onlarda da ekonomik sorunlar var ama Arjantin'deki gibi böyle bir Arjantin'de durum bu. Messi bize Dünya Kupası'nı kazandırsın. Çünkü Çalışma Bakanı bile açıklama yapmış. Enflasyon 3 hanelere ulaşacak ama Dünya Kupası'nı kazanmak halk için daha önemli diye sonra özür falan diledi. 3. Mbappe. Öyle de demezsin ya. Evet ya. Skandal. Yani. Üçüncü olarak da şunu söyleyebiliriz. Mesela Messi hep Maradona muhabbeti var ya. Maradona'nın kupası var, Messi'nin yok. Maradona Napoli'yi şampiyon yaptı. Messi şöyle de onu yapsın gibi. Hep bir bu baskı var. Fransa tarafında mesela Mbappe'yi yine ele alalım. Hiç şey yok. Zidane'ın gölgesi, Zidane'ın dünya kupası var. Yani Mbappe'nin zaten dünya kupası var. Ama böyle bir şey de yok yani Fransızların üstünde. Bir baskı, bir gölge, bir gerginlik. Hiçbir oyuncu şey demiyor mesela Mbappe için kupa kazanacağız. Mbappe için ölürüz. Mbappe'nin mutluluğu bizim için. Bu rahatsız edici bir şey mi sence yoksa normal mi? Bu tamamen yani bence ne rahatsız edici ne de normal. Çok kişisel bir şey. Yani Messi mesela bunu çok iyi taşıyor. Başka oyuncu taşıyamayabilir. O yüzden Fransa bunları avantaja çevirebilirse öne geçebilir. Bir de oyun içinde hızı ayarlayan, sakin kalabilen, çerçevesi belli bir futbolu var Fransa'nın. O yüzden 90 dakika içerisinde daha tutarlı bir takım görüntüsü sergiliyor turnuva boyunca. Ama bu maç mesela Fransa İngiltere maçı olsaydı final olarak Fransa'yı çok net bir şekilde favori görebilirdim. Ama karşı tarafta diğer oyuncular nasıl oynarsa oynasın Messi var. Yani Messi'nin olduğu yerde de rakip takımı hiçbir zaman mutlak favori göremezsin. Öyle bir adam. Messi'nin serbestliği peki daha farklı bir oyun oynuyor. Serbest bıraktılar, rol verdiler Messi'ye bu turnuvada. Yani böyle sadece şey gibi bize o üçüncü bölgede sorunu çöz. Geride zaten 10 tane aslan var. Biz rahatça her şeyi yaparız. Sen sadece yapılması gerekeni yap diyor. Bu rahatlık Fransa'nın lehine mi olur, aleyhine mi olur? Şimdi ilk maçtan ele alalım Arjantin'i. İlk maçta Suudi Arabistan sistematik bir şekilde Arjantin'i bağladı. Yani Suudi Arabistan da Arjantin'i çözmedi. O ilk maçta hani Suudi Arabistan bağladı ya Arjantin'i. Offside'lar, sayılmayan goller. Ondan sonra Scaloni şeyi çok iyi aldı, sinyali. Çok doğru sinyaller aldı. Ve esneklik yaptı takımda. Şimdi Copa Amerika'dan kazanıp gelen takımı çok bozmadı. 4-4-2-2 merkez, görevler belli. Pasör Parades, iki yönlü orta sahada De Paul. Solda Lo Celso'yu kullanıyordu. O sakat olduğu için gelemedi turnuvaya. Aynı rolü Papu'ya vererek başladı. Yani aynı sistemle başladı ama bunun kilitlenebilir olduğunu, Arjantin tarafından üretilemez bir noktaya getirilebildiğini görünce orada bir esneklik sağladı Scaloni. Bu bence çok büyük bir başarısı Scaloni'nin. Ki zaten Scaloni başarılı bir teknik adam. 2018 sonrası krize girmiş bir Arjantin'i aldı. 28 yıl sonra kupa kazandırdı. Copa America. 36 kere 36 maç yenilmezliği var.
Dünya Kupası finali. Hı hı. Belki de dünya şampiyonu. Bence başarılı bir teknik adam. Ama o esneklik kısmında en önemli işi Messi üzerinde yaptı. Arjantin'de bütün şeyler, otoriteler Scaloni için milli takımda Messi'yi en iyi kullanan teknik direktör diyorlar. Birçok hoca geldi geçti, Messi'yi bu şekilde kullanamadı. Messi hep, ya 2011'de Kolombiya maçında Messi ıslıklanıyordu Arjantin'de. Hiçbir zaman Maradona gibi olamayacaksın deniyordu. O kariyerinin ilk ama muazzam olduğu dönemde. Onu ortadan kaldırdı. Messi de buna çok iyi cevap verdi. Sosyolojik olarak nasıl okuyorsun bu Messi, Maradona ilah gibi görüyorlar? Arjantin'de futbolcular bile, yani milyon dolarlık futbolcular. O bizim şeyimiz, yani liderimiz falan. Çok normal. Yani bu şey mi, Arjantin olduğu için mi? Yani bu Güney Amerika'da oluyor genelde ama bu Arjantin'de bu sahiplenme olayı. Ya şöyle. İyidir kötüdür demiyorum da sosyolojik olarak nasıl okuyorsun bunu? Dünyanın farklı ülkelerinde mutlaka benzer şeyler vardır. Örneklendirebiliriz. Ya Roma'da Totti mesela. Ben Roma maçına gitmiştim yani. Tanrı muamelesi yapıyorlar. Ya Totti'ye ters bir şey de canından olabilirsin mesela. Tabii yani Remus Romulus Totti diye yazı yazmıştım. Yani Remus da Romulus Roma'yı kuran işte kurtun emzirdiği iki kardeş. Üç de Totti. O seviyede. Doğru yani. Çok güzel. Orada yaşıyorsun bunu. Her ülkede vardır bu. Yani birçok ülkede vardır. Ama Arjantin'de bu biraz şey. Şimdi düşünüyorum. Şu anda düşünüyorum bu söylediğini. Mesela o da Rosario'lu. Şey gibi. Messi gibi. Che Guevara. Eva Peron. Maradona. Messi. Yani komple liderlere bakıyorsun. Bu bir şey. Evet. Kültürde var olan bir şey. Lider, bir de büyük işler yapmışlar. Bir tanesi devrim yapmış, bir tanesi bir kadın lider figürü. Beğenirsin, beğenmezsin, görüşürsen uyar, uymaz. Ondan bahsetmiyorum. Etkisinden bahsediyorum. Maradona zaten Maradona. Çok normal bu. Bir de Arjantin uzun yıllardır ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı için böyle ülkelerde bir şey lazım, bir umut ışığı lazım. Hı hı. Şimdi Arjantin'e bakıyorsun, enflasyon 3 hanelere ulaşmış. Yerel para değer kaybediyor. Gençler geleceği ülke dışında arıyorlar. Tarihin en yüksek ülkeden çıkış başvurularının yapıldığı dönemi yaşıyorlar. Ülkedeki en yüksek kağıt parayla alınacak şey empanada ve bir bardak kahve. Doğal olarak böyle bir ortamda Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanabilme ihtimali onlar için 86 Maradona etkisi gibi bir şey. Bu arada çok benzer şeyler de var Messi ile ilgili. Mesela istatistikler üzerinden gidelim. Messi, işte dedik ya, hocası ona özgürlük verdi, o dönüşümü yaşadı. Artık daha ön tarafta rahat, daha özgür, daha şutör bir oyuncu. Mesela Messi'nin şuta katılım istatistiği var. 2014'te %48.4 takımın tamamında oranı, payı. 2018'de %50.9. 2022'de %56.3. 86 Maradona'nın tüm takım içerisinde şuta katılma oranı kaç? Kaç? %56.4. 0.01 fark var. Verileri çok yakın Dünya Kupası'nda. Opta yapmış. Özellikle bu Dünya Kupası'nda neredeyse birebir gidiyorlar. Çok benziyorlar. Çok enteresan, çok iyi bir veri.